Zeytinyağlı yöresel ev yemekleri Mega Yıldız Aile Lokantası'nda yenir. Bahçesi, terası ve özel otoparkıyla Mega Yıldız Aile Lokantası, toplu taşıma merkezi karşısında. İyi akşamlar sayın seyirciler. TRT Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Önce haber özetleri ekranlarınıza gelecek. Ardından gündemin öne çıkan haberleriyle tekrar sizlerle birlikte olacağız. Yeni Kuşakköy Enstitüleri Derneği'nde 5 sivil toplum kuruluşunun bir araya geldiği basın açıklamasında demokratikleşme paketine tepki gösterildi. Gezi Parkı direnişinde ortaya konulan talepler çerçevesinde demokratik talepleri yaşama geçirmektir. Balıkesir Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası adına Başkan Metin Yalçın, gelir vergisi yasa tasarısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ödediklerimiz tabii bu vehamet içinde saymıyoruz bile. İlk olarak 2012 yılında düzenlenen COSGAP, KOBİ ve girişimcilik ödülleri için seçilen 40 finalist arasında Balıkesir'den de 3 temsilci bulunuyor. Mermer işine kendimiz girmeye karar verdik. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarlarında getirilen büyük ve küçük baş kurbanlıklar alıcılarını bekliyor. Veyahut millette para yok, para alamıyor millet. Alım gücü yok. Alım gücü yok millette. Türk Musiki Vakfı ve İstanbul Beyoğlu Belediyesi işbirliğinin düzenlediği Itri Klasik Türk Musikisi Ödülleri projesinde Balıkesir Türk Müziği Korosu birinci oldu. Edremit'e bağlı Kızılkeçli Köyü'nde turizm gitgide gelişiyor. Biz misafir gözüyle bakıyoruz. Hiçbir zaman turist gözüyle bakmadık. Burhane'ye bağlı Karadere Köyü'nde Kızlar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Karanfil Bilgin'den bilgisayar kursu istedi. Bilgisayar kursu açılmasını istiyoruz. Hepimiz istiyoruz aslında arkadaşlar olarak. Sayın seyirciler, Yeni Kuşakköy Enstitüleri Derneği'nde 5 sivil toplum kuruluşunun bir araya geldiği basın açıklamasında demokratikleşme paketine tepki gösterildi. Yapılan açıklamada paketten bölünme ve gericilik çıktı ifadeleri yer aldı. Yeni Kuşakköy Enstitüleri Derneği'nde Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Eğitim İş ve Balıkesir Çağdaş Eğitim Vakfı temsilcileri bir araya geldi. Demokratik paketine tepki olarak 5 sivil toplum kuruluşunun ortaklaşa hazırladığı basın açıklamasına hepiniz hoş geldiniz. 5 sivil toplum kuruluşunun temsilcileri düzenledikleri basın açıklamasında demokratikleşme paketine sert tepki gösterdi. Basın açıklamasını okuyan Yeni Kuşakköy Enstitüleri Derneği Başkanı Mualla Orman, paketin bölücü, gerici ve ırkçı ittifakın yeni bir ürünü olduğunu öne sürdü. Tehlikeyi ve tehdidi halkımıza iyice anlatabilmek için tepkilerimiz bundan sonra da devam edecektir. Ayrıca basın açıklamasında andımızın kaldırılmasından türban serbestliğine kadar paketin maddeleriyle ilgili eleştirilerde bulunuldu. Bu paketten emperyalizm ile içerideki etnik ve dinsel temelli teşeronların ittifakı çıkmıştır. Türkiye'nin demokratikleşmesinin önünde örgütlenme özgürlüğünden düşünce özgürlüğüne, özel yaşamın gizliliğinden işçi haklarına birçok sorun varken ve ülke adeta açık bir cezaevine çevrilmişken demokratik ve meşru protesto haklarını kullananlar bizzat kolluk kuvvetlerince yaralanıp öldürülürken bu pakete demokratikleşme paketi demek ya saf dilliğin ya da işbirlikçiliğin göstergesidir. Ümmet toplumundan ulus toplumuna geçişin sembolü olan andımıza karşı özellikle son yıllarda gerici ve bölücü yapıların eş zamanlı kampanya başlatmalarına AKP bu paket ile karşılık vermiştir. Japonya'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar birçok ülkede ulus bilincini güçlendirmek amacıyla kullanılan öğrenci andının ülkemizde ırkçılık olarak tanımlanması geçerlilikten yoksundur. Nitekim Danıştay 8. Dairesi de 2011-982 sayılı kararında andımızda yer alan Türk kelimesinin bir ırkı değil, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan tüm vatandaşların ortak adı olduğunu vurgulamış ve andımızın kaldırılmasına yönelik açılan davayı reddetmiştir.
AKP'nin sürekli istismar ettiği ve varlık nedenlerinden biri olan türbanı kıyafet özgürlüğü adı altında kamuda serbest bırakması ise toplumun diğer kesimlerini baskılandırmaya, ötekileştirmeye ve özgürlükleri yok etmeye yönelik bir operasyondur. Başbakanın açıkladığı bu paket, demokratikleşme paketinden ziyade ülkenin gericileştirilerek ileri faşizmin adım adım örülmesini amaçlayan bir pakettir. Yurtseverlerin, demokratların, aydınların, kısacası bağımsızlıktan ve özgürlükten yana olan tüm toplum kesimlerinin görevi, Gezi Parkı direnişinde ortaya konulan talepler çerçevesinde demokratik talepleri yaşama geçirmektir. Sayın seyirciler, Balıkesir Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası adına Başkan Metin Yalçın, gelir vergisi yasa tasarısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çok sayıda oda üyesiyle de bulunduğu toplantıda Yalçın, tasarının karışık ve anlaşılmaz olduğunu vurguladı. Balıkesir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Metin Yalçın ve yönetim kurulu oda üyeleriyle bir araya geldi. Gördüğünüz üzere 5 kişilik yönetim kurulu, bilemediniz, seçimlerde disiplin ve denetlemeyle 13 kişiyi tartışarak geldiğimiz süreç aslında 80-100 kişiyle üretilebilen bir süreçti. Yapılan toplantıda Metin Yalçın gelir vergisi yasa tasarısına ilişkin değerlendirmede bulundu. Metin Yalçın, gelir vergisi yasa tasarısının maddelerinin sadece görünürde azaltıldığını, birden çok maddenin ardı arkasına yazıldığını belirtti. Ayrıca toplantıda yatırım, üretim ve istihdamı teşvik edici düzenlemelerin yeterli olmadığı ve tasarının temel amacının vergi gelirlerini arttırmak olduğu ifade edildi. Bütçenin %70'inin harcamalardan alınan vergilerden oluştuğu belirtilirken, şehir içine kadar giren radar uygulamalarının da sadece ceza için yapıldığı ileri sürüldü. Gelir vergisi kanununda bu bahsettiğimiz madde şişkinliği ve sürekli büyüme meselesi dünyadaki emsal kanunlara göre bir fazlalık diyelim, anlaşılmazlık yaratıyordu. 210 madde gelir vergisi kanunu, 45 maddelikte kurumlar vergisi kanunumuz vardı. 255 maddeden oluşan oldukça yoğun bir kanun metni halindeydi. Bu dönemde tasarıyla bunun 95 maddeye indiğini görüyoruz. Sayısal anlamda 95 madde 160 maddelik bir hafiflemeyi gösterse de maalesef işin yapılması sistematiğinde madde numaralarından arındırılmak suretiyle sayıların düşürüldüğünü, ancak bu yöntemle de devasa maddelerin yaratıldığını görüyoruz. Şimdi tasarı için bu kadar gürültü koparılırken ihtiyacı konusundaki gürültü koparmaya eyvallah, sunumdaki gürültüye baktığımızda devletin geliri yine makul olmayan yollardan elde etme çabasını görüyoruz ya da bu konuda çok büyük değişiklik yapmadığını görüyoruz. Şu bir iki tespitimiz aslında bunu bize ispatlıyor diyebiliriz. Hala bütçemizin %70'i harcamalardan alınan vergilerden oluşuyor. Yani 1 liralık harçlıklarıyla çocuklarımızın aldığı bir çikolatada ödenen 15 kuruşluk vergiler hala bütçemizi döndürüyor. Benzinliklerde vesaire ödediklerimiz tabii bu vehamet içinde saymıyoruz bile. Çok görünen bir yük. Sayın seyirciler, ilk olarak 2012 yılında düzenlenen KOSGEB, KOBİ ve girişimcilik ödülleri için ülkenin farklı illerinden 40 finalist seçildi. 3 ana dalda düzenlenen ödül törenine seçilen 40 finalist arasında Balıkesir'den de 3 temsilci katılıyor. KOSGEB'in 2012 yılında başlatmış olduğu başarılı KOBİ ve girişimcilik ödülleriyle ilgili bu yılki seçmelerdeki Balıkesir'imizin durumunu sizlerle paylaşmak üzere buradayız. KOSGEB, KOBİ ve girişimcilik ödüllerinin ilki 2012 yılında yapılmış ve artık geleneksel hale getirilmişti. 3 ana dal ve 7 alt dal olmak üzere düzenlenen ödül töreni için Türkiye'nin çeşitli illerinden çok sayıda başvuru yapıldı. Finale kalan 40 finalist arasında Balıkesir'den de 3 temsilci bulunuyor. Bu yıl başarılı bir sezon geçirdik başvuru anlamında Balıkesir olarak. Başvurularınıza teşekkür ediyorum. KOSGEB Balıkesir Hizmet Müdürü Hüsamettin Çay ise başvuru sayısının oldukça fazla olduğuna dikkat çekerek değerlendirmelerde bulundu. Balıkesir KOSGEB olarak %130'luk bir performans göstererek hedeflenenin üzerinde bir başvuru aldık. Geçen hafta Türkiye seçmeleri açıklandı. 40 finalist
arasında Balıkesir'imizin 3 tane temsilcisi girdi. Bu ödül organizasyonu 2012 yılında başlatıldı ve 2012'de Başbakanımızın da katıldığı bir törende, Başbakanımızın elinden finalistlerin ödül aldığı bir organizasyondur ve geleneksel hale getirildi. Bu yıl yine final organizasyonunun tam zamanı belli olmadı program olarak ama Kasım Aralık ayında düşünüyoruz. Sizlere bu Balıkesir'den 3 tane pırıl pırıl genç girişimcilerimizi hem tanıtmak ve kendilerinin de ürün olarak kısaca işletmelerini sizlerle paylaşmasını istiyoruz. Daha sonra yılın başarılı genç girişimci ödülü, yılın başarılı kadın girişimci ödülü ve yılın başarılı inovatif girişimci ödülü olmak üzere 3 farklı dalda finale kalan girişimciler kendilerini tanıttı. İki ortak 12 yıllık bir çalışma hayatından sonra kurduk. Sektörün en iyi firmalarında 5'er yıl olmak üzere toplam 10 yıl çalıştık. 2 yılda bu işin yapılabilirliği alakalı fizibilite çalışmalarından sonra mermer işine kendimiz girmeye karar verdik. 2010 yılında eşim Enes Ürdekök'ün büyük desteğiyle kurulduk. Balıkesir'de kurduk fabrikamızı. 150'ye yakın çalışanımız biz de yurt dışına çalışıyoruz. Eşimin tabii büyük desteği oldu. O da bu sektörde. Biz de Amerika ve Kanada başta olmak üzere birçok Avrupa ülkelerine de ihracat yapıyoruz. Sayın seyirciler, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarlarına getirilen büyük ve küçük baş kurbanlıklar alıcılarını bekliyor. Balıkesir hayvan pazarındaki satıcılarsa bu sene kurbanlık hayvanların hem bol hem de ucuz olduğunu söyledi. Balıkesir Belediyesi hayvan pazarı Kurban Bayramı öncesinde hareketlenmeye başladı. Yak. Şey değil ya. Ne kadar istiyorsunuz fiyatını? Buna mı? 750 efendim. Merkez ve ilçelerdeki köylerden ya da diğer illerden getirilen büyük ve küçük baş hayvanlar alıcılarını bekliyor. Yem pahalı, kaç para? Kurbanlık ucuz. Evet, evet. 52 bin lira yem. Kaç paraydı? Dış ülkeden yem getirsin gelsin de ucuz ucuz. Ha, biz öyle verelim. Biz o zaman gayet güzel kurbanlığı ucuz ucuz veririz. Sen kaç para istiyorsun kuzuları? 750 lira diyor. Bütün pazarda aynı fiyat. Yani, şey de aynı. Herkes 750 lira çıkıyor. Yedirmiş olduğumuz yemi zor alıyoruz biz. Yemin parasını zor alıyoruz. Bir seneden beri bakıyoruz biz bunlara. Küçük baş hayvanlarda satış fiyatları koyunlarda 300 ila 500 lirayken kuzular 500 ila 750 lira arasında değişiyor. Keçilerin de kuzu fiyatlarından satışa sunulduğu hayvan pazarlarının değişmez görüntülerinden olan büyük koçlarsa yine kendilerinden söz ettiriyor. Balıkesir hayvan pazarındaki küçük baş hayvanlar arasında insan boyundaki koçlar dikkat çekiyor. Son derece iyi beslenmiş semiz koça 1000 lira fiyat belirleyen hayvan sahibi bu sene hayvanın çok olması ve fiyatların da geçen yılla aynı olmasına rağmen yem fiyatlarının pahalı olduğundan yakındı. 1000 lira. Sesi? 55. Öte yandan hayvan pazarında büyükbaş kurbanlıkların fiyatları da 2000 ila 5000 lira arasında değişiyor. Hayvan sahipleri kilo fiyatı ortalama 10 lira olan büyükbaş hayvan satışlarının vatandaşların alım gücü olmadığı için istedikleri gibi olmadığını ancak bayram arifesinde artış olabileceğini söylediler. Bu hayvan 500 kiloya yakın. Fiyatı ne düşünüyorsunuz? 4 kilo vereceğiz. Peki bu sene nasıl kurbanlıklar? Bu sene normal. Ne ucuz ne pahalı. Bu arada büyükbaş hayvan almak için gelen alım satım yapan ve kurbanlık alan vatandaşlarla hayvan sahipleri arasında yapılan geleneksel kurban pazarlıkları hayvan pazarına canlılık katıyor. 3 milyara vereceksin sen bu kardeşimize bu yine. Biz de bundan bir parça ekmek bekleyeceğiz. Hayır hayır, bölüşün bakalım. Hayvanı görmüyoruz. Bölüşün abi, bölüşün bakalım, bölüşün. 3 milyara vereceksin sen bunu abi, biz de bundan bir parça ekmek yiyeceğiz. 63 aldın mı sen bunu? Gel çakalım diyorum. Şöyle yanıma gel, yanıma gel. Şimdi bak abiciğim. Evet. Buranın borsa başkanımız Çakır amca. Bu 3 diyor, bu 3 veriyor. Sen konuşacaksın. 3,5 diyor, 3 veriyor. Heh. Ortasını bulvaralım. Daha düşük. Daha düşük geçen senekinden. Bedava millet kurban izin alır. Emin ol düşük bak. Geçen senekinden daha düşük fiyatlar. Hayvan sayısından mı kaynaklanıyor? Hayvanda sıkıntı. Tabii hayvan bolluğundan kaynaklanıyor.
Veyahut millette para yok, para alamıyor millet. Alım gücü yok. Alım gücü yok milletin. Sayın seyirciler, Türk Musiki Vakfı ve İstanbul Beyoğlu Belediyesi İşbirliği'nin düzenlediği Itri Klasik Türk Musikisi Ödülleri projesinde Balıkesir Türk Müziği Korosu birinci oldu. Projede 1500 koro değerlendirmeye alındı ve Balıkesir Türk Müziği Korosu böyle bir başarıya imza attı. Türkiye genelinde 1500 koro arasından seçilerek ilk 3'e kalan Balıkesir Musiki Derneği bünyesinde görev yapan Türk Müziği Korosu 7 Ekim 2013 tarihinde İstanbul Aya İrini'de yapılan ödül töreninde kategorisindeki 3 aday arasından Türkiye, Amerika, İngiltere, Fransa, Bosna, Kanada ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden seçilen sanat ve kültür, basın, bilim ve diğer meslek dallarından oluşan 300 kişilik büyük jürinin verdiği oylarla birinci seçildi. Balıkesir'i temsil eden Balıkesir Türk Müziği Korosu Türkiye genelinde büyük bir başarıya imza attı. Başkanlığını iş adamı Levent Tellioğlu'nun yaptığı Balıkesir Musiki Derneği çatısı altında faaliyetlerini yürüten ve Sıtkı Sahin'in sanat yönetmeni, şef, bestekar olarak başında bulunduğu Balıkesir Türk Müziği Korosu 1982 yılında kuruldu. Sistemini konservatuvar müfredatlarından yararlanarak hazırlayıp plan, program ve disiplinle okul kimliğinde faaliyet gösteren Türk Müziği Korosu, Balıkesir'in yanı sıra başka illerde de düzenli olarak konserler veriyor. Toplumsal görevini yerine getirmesi Türkiye'nin önde gelen müzik adamlarını, hocalarını, bestekarlarını, saz ve ses sanatçılarını konuk ederek Balıkesir kültürüne hizmet veren Türk Müziği Korosu, aynı zamanda bir çocuk korosu da teşkil ettirerek roman çocuklarına ve parçalanmış ailelerin çocuklarına yönelik projeleri de gerçekleştirdi. Seyirciler, Edremit'e bağlı Kızılkeçili köyünde turizm gitgide gelişiyor. Muhtarlığın düzenlediği misafirhane ile köyde güzel bir konukseverlik örneği veriliyor. Kızılkeçili'nin yörede ilk turizme açılan köy olduğunun altını çizen köy muhtarı Ali Deveci, gelenek ve göreneklerini yaşattıklarını söyledi. Edremit'e 11 kilometre uzaklıktaki 3200 nüfuslu Kızılkeçili köyünde çok sayıda vatandaş turizmden ekmek parası kazanırken köyde kurulan misafirhanede de sezon boyunca çok sayıda konuk ağırlanıyor. Evet. Kızılkeçili köyünü Kayı boyundan gelen yörüklerin 600 yıl önce kurduklarını anlatan muhtar Ali Deveci, köylülerimiz çok misafirperver olduğu için bunun olumlu sonuçlarını da alıyoruz dedi. Kızılkeçili köylüleri olarak biz Kayı boyundan gelmekteyiz. 600 sene önce atamız dedemiz buraya göç etmişler. Özünde Kızılkeçili köyü yörük köyüdür. Biz mümkün olduğu kadar gelenek ve göreneklerimizi devam ettirme çabası içerisindeyiz. Bunların da bir geleneğimiz, göreneğimiz de köyümüze gelen misafirlere yardımcı olmak, onların ihtiyaçlarını karşılamak, yemek, yatmak gibi. Bu paralelde benden önceki muhtarımız bu misafirhaneyi hazırlamış. Gerçekten çok emek vermişler. Ben kendisine de bu bağlamda çok teşekkür ediyorum. Misafirlerimiz burada az sürede olsa kalıyorlar. İhtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu misafirhanemizde her kategoriden insan kalabilmekte. Misafir her zaman bizim başımızın üstünde yeri vardır. Kızılkeçili köyü turizm açılan ilk köy. Bunun temelinde gelen konuklara biz misafir gözüyle bakıyoruz. Hiçbir zaman turist gözüyle bakmadık. Bu da tabii ki sıcak ilişkiler doğuruyor. Sayın seyirciler, Burhaniye'de Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü kurs sezonunu açarken köylerde de alan taramasına başladı. İlçeye bağlı Karadere Köyü'nde Kızlar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Karanfil Bilgin'den bilgisayar kursu istedi.
Burhaniye'ye 13 kilometre uzaklıktaki Karadere Köyü'ne giden Halk Eğitim Merkezi Müdürü Karanfil Bilgin ve beraberindeki öğretmenler köylülerle görüştü. Bu kapıları açmak istiyoruz. Köylü kadınlarla sohbet eden ekip kızların bilgisayar kursu isteğiyle karşılaştı. Ne olursa olsun mutlaka bir tanesinin işaretini tutma şansı var. Köylü kızların bilgisayar kursu isteklerini önemsediğini anlatan Müdür Karanfil Bilgin, köyde bilgisayar kursu açılması için çalışma başlatacaklarını söyledi. Alan taraması nedeniyle Karadere Köyü'ne geldik. Karadere Köyü'ndeki genç kızlarımız bizden bilgisayar kursu açılmasını istediler. Bunu çok önemsediğimi belirtmek istiyorum. Gerçekten köylerimizde de artık ilim açısından, bilim açısından ulaşmamız gereken bir takım yerlere ulaşacağımızı tahmin ediyorum. Gerekli donanımları sağladıktan sonra Karadere Köyü'nde de bilgisayar kursunu en kısa zamanda açacağımızı planlamaktayız. Karadereli genç kızlar da köylerinin şehre uzak olduğunu söyleyerek bilgisayar kursu isteklerini dile getirdi. Bilgisayar kursu açılmasını istiyoruz. Hepimiz istiyoruz aslında arkadaşlar olarak. İş imkanı bulmamız için, daha eğitici olması için biz bilgisayar kursu açılmasını istiyoruz. İletişim imkanlarımız var. Köyümüz çok şehire uzak. O yüzden biz bilgisayar kursu açılmasını istiyoruz köyümüze. Açılırsa çok minnettar kalırız hepinize. Köyümüze bilgisayar isteriz. Kızlarımız gitmek istiyor. Herkes istiyor. Biz bile gideriz. Herkes gider. Olduktan geri. Köyümüze bilgisayar kursu açılmak istiyoruz. Açmak istiyoruz. Açılmasını istiyoruz. Şimdi açılsa biz falan gideriz. Bu haberde bültenimizin sonuna geldik. Biraz sonra hava durumu ekranlarınıza gelecek. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın. Güvenceyle iş kapasitemizi ve iş kalitemizi günden güne artırıyoruz. Kalite, konfor ve güvenlik ayrıcalığımızla yaşam ufkunuza sınırsız boyut katıyoruz. İleride İnşaat Limited Şirketi Galip Ertekin. Tarım ve hayvancılığın başkentine modern tesisler yakışır. Onlar hayallerine kavuştu, siz de hayallerinizi TKDK ile gerçeğe dönüştürün. 11. çağrı döneminde 513 milyon euro desteği. Son başvuru 31 Ekim 2013. Detaylı bilgi için sizleri Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Balıkesir İl Koordinatörlüğü'ne bekliyoruz. Güven inşa ediyoruz. Köse İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Hazım Köse, Bandırma Caddesi numara 67'de. Hisarpen, seçkin yaşam tarzınız için seçkin ürünler sunmaya devam ediyor. PVC doğrama, patentli ısı cam üretimi, panjur, camlama balkon, giydirme cephe, siding kaplama sistemleri, ergonomik mutfaklar, Hisar iç kapılar, Hilton banyolar, ayrıca Kale Çelik Kapı bölge bayiliyle sizlere güvenli ve konforlu bir yaşam sunmaya devam ediyor. Ürünlerimize Hisarpen showroomlarda ulaşabilirsiniz. Aklınızda olsun. Bizde ihtiyacınız olan her şey var. Hisarpen Merkez Showroom, İzmir Yolu Ticaret Meslek Lisesi karşısı, fabrika İzmir Yolu 3. kilometrede ve organize sanayi bölgesinde. Güven inşa etmek, yapı inşa etmekten zordur. 1994'ten beri Nadir Köse İnşaat, kalıcı müşteriler edinmenin değerine inanan, müşterisiyle iş ortaklığına uzun vadeli bir bakış açısına sahip, projelerinde tutarlı ve profesyonel çözümleri
yüksek kalite standardı, etik değerlere ve çevreye saygılı duruşuyla kurulduğu ilk günden beri Balıkesir'e artı değer katmaya devam ediyor. Nadir Köse İnşaat, Atalar Caddesi Nazar İşhanı kat 1 numara 4'te. Dört kıtada dünyanın havası Beksan'la değişiyor. Beksan hava durumunu sunar. Sayın seyirciler, il merkezimizde ve bazı ilçelerimizde hava durumu tahmini olarak şöyle olacak. Balıkesir kent merkezi yarın az bulutlu, en yüksek 24, en düşük 6 derece. Cuma günü az bulutlu, en yüksek 26, en düşük 8 derece. Cumartesi günü az bulutlu, en yüksek 27, en düşük 10 derece. Pazar günü az bulutlu, en yüksek 26, en düşük 11 derece olması bekleniyor. Edremit yarın az bulutlu, en yüksek 25, en düşük 12 derece. Cuma günü az bulutlu, en yüksek 27, en düşük 15 derece. Cumartesi günü az bulutlu, en yüksek 28, en düşük 16 derece. Pazar günü az bulutlu, en yüksek 26, en düşük 14 derece olması bekleniyor. Dursun Bey yarın az bulutlu, en yüksek 25, en düşük 7 derece. Cuma günü az bulutlu, en yüksek 25, en düşük 7 derece. Cumartesi günü az bulutlu, en yüksek 25, en düşük 11 derece. Pazar günü az bulutlu, en yüksek 22, en düşük 8 derece olması bekleniyor. Bandırma yarın az bulutlu, en yüksek 25, en düşük 8 derece. Cuma günü az bulutlu, en yüksek 27, en düşük 9 derece. Cumartesi günü az bulutlu, en yüksek 25, en düşük 13 derece. Pazar günü az bulutlu, en yüksek 21, en düşük 12 derece olması bekleniyor. Beksan Çivi hava durumunu sundu.